Kocaeli'de Kamader tarafından düzenlenen sazan balığı yakalama yarışmasındayız. Bu yarışma her yıl yapılmakta ve ülkemizin kendi alanındaki en üst seviyedeki yarışmalarından biri olarak adından sıkça söz ettirmektedir. Kamader Başkanı Sayın Engin Uztürk ile birlikteyiz. Kendisine bu konuyla ilgili fikirlerini soracağız. Efendim merhabalar. Merhaba Adnan kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, mücadele sonuna kadar hiç bitmedi. 36 takımımız vardı ama az balık yakalandığı için ve bir de herkes kürsüye bir adım mesafede olduğu için mücadele 12'ye kadar hiç bitmedi aslında. Yani takımlarımızın da ümidi bitmedi. Hatta birincilik ödülünü alan takım bu sabah saat 7 sularında aldığı 16 kilo 350 gramlık bir balıkla birinciliği elde ettiler. Hani bundan sonra yakalanacak bir balıkla da belki dereceyi de kaybedebilirlerdi. Böyle bir yarışma oldu ama balık çıkmamasının tabi sebeplerini bir araştırmak lazım, bakmak lazım. Havayla alakalı olabilir. Güneş tutulmasının belki bir etkileri olabilir. Bilmiyoruz yani onu teknik bilgi olduğu için onu akademisyenler... Sazan balığı bu konulardan çok etkileniyor değil mi efendim? Bu ayın yapısından, güneşin durumundan. Şimdi bizim sazancı arkadaşlarımız gerçekten profesyonel arkadaşlarımız. Özellikle burada yarışan arkadaşlarımız dünyanın birçok organizasyonlarına katılmış, dünya şampiyonalarına katılmış tecrübeli arkadaşlarımız. Gerçekten sportif anlamda sportif balıkçılarımız bunlar. Şimdi bunlar balığa çıkmadan önce bakarlar, ay takvimini incelerler. Hava basıncını incelerler. İşte havanın işte Poyraz mı yoksa kıble mi, rüzgar nereden eserecek, bunlara kadar hepsine bakarlar. Hepsi bunların birlikte bir kolamasını tutarlar ki yani tecrübe olmuştur bunlar. Ona göre balığa çıkar. Tabii ki çok önemli. Güneş tutulmasında da bir stres var, bir baskı var. Şimdi gel git olaylarına bağlıyoruz. Hatta 99 depreminin İşte güneş tutulmasından sonra olması acaba fay hatlarına bu mu etkisi oldu diye bir sürü araştırmalar oldu bununla alakalı. Ben şimdi teknik olarak bilmiyorum ama salı günü biliyorsunuz güneş tutulması oldu. Onun etkisi olmuş olabilir. Ama bizim için keyifli bir yarışmaydı. Ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Biz bir arkadaşımızın yarışma sırasında babası vefat etti. O bizim için çok üzücü bir olaydı. Onun için merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Taner arkadaşımıza da başsağlığı diliyoruz. Onun için zaman zaman tabii böyle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz ama çözülmeyecek şeyler değil. Bu organizasyonların ülke genelinde yayılarak çoğalması lazım. Ülke balıkçılığını geliştirmek istiyorsak, sportif balıkçılığı geliştirmek istiyorsak bu organizasyonların daha çok, daha tekraren yapılması lazım ama burada tabii bu organizasyonları dernekler yapıyor. Derneklerde gönüllülük esasına göre çalıştığı için lojistik anlamda ve maddi anlamda gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Onun için mesela bizim buradaki organizasyonumuzda Kartepe Belediyesi her organizasyonumuzda yanımızda oluyor. Onun için biz çok fazla sıkıntı çekmiyoruz ama yani benim temennim diğer organizasyonlarda olsun, işte yerel yönetimlerin, özel idarelerin bu tarz organizasyonları bence desteklemesi lazım. Artık yani balığa rakı mangal gözüyle bakmamamız lazım. Bu bizim için çok önemli. Onun için biz de işte farkındalık yaratmak için 8 yıldır bu gölde ama Kamader'in 15.sini yaptık. Önce işte daha önce Tahtalı Gölü'nde yapıyordum. ABAF ve Kamader olarak işte yaptığımız bir organizasyon. Zaten Türkiye'de hani ölme gibi söylemeyeyim ama rahmetli Kamil Üçbaş'ın biliyorsunuz Av Doğa dergisiyle yaptığı işte turna balığı şenlikleri vardı. 2005 yılında biz ilk onun organizasyonuna katıldık. Ben orada çok etkilendim. Yani böyle bir organizasyonu sazan olarak yapabilir miyiz derken 2006 yılında da ilk defa Tahtalı Gölü'nde biz buna başladık. Ve 2006 yılından bu yana sportif balıkçı dostlarımızla bu organizasyonu yapmaya gayret ediyoruz. Yani iyi bir noktaya geldiğimize de inanıyorum ben. Efendim bize biraz Kamader'in faaliyetlerinden, çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Şimdi Kamader sadece hani böyle dışarıya baktığın zaman işte yarışma yapan, organizasyon tertip eden bir dernek gibi görünebilir ama bizim tabii
Birinci öncelikle ilkemiz temiz çevre, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir avcılık ilkesiyle biz 2005 yılında kurulduk ve 2005 yılından bu yana ilk hedefimiz eğitim önceliğimizde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için çevre, doğa ve sürdürülebilirlik çok önemli. Çalışmalarımızı genelde bu yönde yapıyoruz. Hatta yönetim kurulumuzda iki tane akademisyen yönetim kurulu üyemiz var. İkisi de profesör hocalarımız. Yani onların ışığında birçok akademik çalışmalarımıza imza attık. Mesela yani örnek vermek gerekirse biz geriden gelen çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü kötü alışkanlık yaşı oldukça düştü. Çocukların ilgi alanlarını bu tarz faydalı sportif faaliyete yöneltmek adına, işte çocukları doğayla iç içe yapmak, huzurlu bir ortam yaratmak adına çocuklarımıza zaman zaman balıkçılık eğitimlere verdik. Küçük Balıkçının Er Kitabı diye bir kitap hazırladık. Bunun 20 bin tane 6, 7, 8. sınıflara ücretsiz dağıttık. Ondan sonra yine bir proje yazdık. O projeyle beraber çocuklara tam bir hafta bir balıkçılık eğitimi verdik İzmit Merkez'de. Yani hem teorik anlamda kitap dağıttık hem de pratik anlamda bunu alana dökmeye çalıştık. Mesela Mayıs ayında yaptığımız turun organizasyonunda en sonkinde bizim yönetim kurulu arkadaşımızın tabiriyle bir kamyon olta dağıttık çocuklarımıza. Yani biz çocuklarımızı ve ailelerimizi önemsiyoruz. Onun için genelde organizasyonlarımızı işte eğitime yönelik, yani çocuklarımızı kazanmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her ne kadar bu işte başarılıyız ya da ne kadar başarısız, onu şimdi bizim söylememiz yanlış olur. Bunu değerlendirecek olan kamuoyudur yani. Bizim balıkçı dostlarımızdır, ilgili arkadaşlarımızdır yani. Efendim peki bu noktadan sonra Kamaderi'nin çalışmaları ile ilgili nasıl bir ivme kaydedilecek? Şöyle şimdi yani bu ticarette de böyledir. Kendini yenilemen lazım. Çünkü dünya durmuyor. İşte bilişim çağındasın. Ben mesela buna bir şöyle bir örnek vereyim. Biz bir çocuklara yönelik eğitim programı yaptığımız zaman Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na bir proje yazdık. Orada çocuklar, başarılı ilköğretim çocuklarına bir orada onlara yönelik bir program yapmıştık. O kadar çok aile aradı ki bizi. Mesela ya benim çocuğum dedi tabletin başından kalkmıyor, telefonun başından kalkmıyor, bilgisayarın başından kalkmıyor. Ne olur bizim çocuğumuzu da bu programa alın diye böyle telkinde bulunan aileler gördük biz. Onun için hani günün şartları neyi gerektiriyorsa biz ona göre yönetim kurulu olarak oturuyoruz, masaya yatırıyoruz. İşte ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz? Yani güncel konulara göre kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi doğa ve çevre korumacılığı bizim için önemli, sürdürülebilirlik önemli. Mesela bu Sapanca'da yarışma yaptığımız alana da bir katkı olsun bağında. Kartepe Belediye Başkanımızla istişarelerini yaptık. Burada bir büyük çapta bir balıklandırma çalışması düşünüyoruz. Şimdi hemen bunun akabinde onun çalışmalarını yapacağız. İşte artık bu anaç balık mı olur ya da işte yavru balık mı olur? Bunun işte bazı görüşmelerimizi yaptık. Ama tabii kapsamlı bir proje olduğu için bunu hani yakın zamanda mutlaka siz de duyarsınız bunun sonuçlarını. Memnuniyetle. Evet. Efendim peki hemen hepimizin bir amatör olta balıkçılığına başlama hikayemiz var. Sizin hikayenizi öğrenmek isterim. Siz bildiğim kadarıyla bir de mali müşavirsiniz. Finans kökenli bir insansınız. Çok alakası yokmuş gibi gözükse de o frekansı, o heyecanı bir kez tadan bir insan bunu kolay kolay bırakamıyor. Sizin bu noktadaki amatör ota balıkçılığı hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz efendim? Tabii. Şimdi biz çocukluğumuzda yaklaşık 9-10 yaşlarında ilkokula falan giderken bisikletimiz vardı. O zaman zaten böyle bir taşıt falan da yoktu. Yani ben yaklaşık işte 1980'lerden falan bahsediyorum. 80, 81, 82'lerden falan. Şey yapardık. Bisiklette böyle hani kaçamak da olsa bizim Çevirköy göleti vardı. Oraya giderdik. İşte orada gezerken bir parça misine bulurduk. Bir kanca bulurduk. Takılmış kayalara, ormanlara takılmış kanca bulur. Bağlardık ucuna. Giderdik orada bir de ekmek parçasıyla balık yakalamaya çalışırdık. Ve yakalardık da. Yani o zamanki zamanlar balık vardı ya da artık bizim şansımızdaydı bilmiyorum ama
Yakalardık. Öyle öyle. Bu tabii bize bir şey oldu. Yani bir heves geldi. Şimdi avcılık farklı bir şeydir. Yani ben aynı zamanda kara avcılığı da yapıyorum. Yani doğada olmak çok farklı bir şey. Şimdi biz çok avlara gidip de boş döndüğümüz zamanlar çok oldu. Onun için hırs yapmadan bilinçli bir şekilde avcılık her zaman vardır. Yani bu dinimizde de vardır. Kültürümüzde de vardır. Kanunlarda da vardır. Ama dediğim gibi zamanında yapılan avcılıktan bahsediyorum. Havyarlı bir balığı alıp suya dışarıya çıkartmak bence caniliktir, katliamdır. Onun için tabii biz ilk zamanlar bunu şey yaparken çocukluğumuzda iyi balıklar falan yakaladık. İmkanlarımız yoktu o zaman. Bu kadar böyle gelişmiş malzemeler falan yoktu. Daha çok belki balık yakalıyorduk ama bilinçsizce avlanıyorduk. Şimdi insanlarımız, amatör balıkçılarımız bilinçlendi. Şeyleri, malzemeleri çok kaliteli malzemeler var. Ama daha az balık yakalıyoruz. Ha belki hedef balıklarımız farklı. Ondan dolayı belki de daha az balık yakalıyoruz. Ama yakalayamasak da biz keyif alıyoruz bu spordan. Sürdürülebilir balıkçılık nedir? Sizde sürdürülebilir balıkçılık kavramı ne ifade ediyor efendim? Şimdi sürdürülebilir balıkçılık dediğimiz zaman bir işte buradan örnek vereyim. Biz şimdi buraya yarışmacı arkadaşlarımız birçok buraya olta attı, yem attı. Bizim bugün itibariyle yarışma bitti. Biz şimdi buradan gideceğiz. Fakat işte yasal olmayan bir takım yöntemlerle bizim bu yemlediğimiz alanlara gelip de burada işte ağ, kasnak gibi yöntemlerle buradan bu balıklar yakalanırsa o zaman buradaki popülasyona ve stoklarımıza zarar veriyoruz. Yani o zaman hani sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ödül töreninde hatta hem Kocaeli Balıkçılık Şube Müdürü hem de Sakarya Balıkçılık Şube Müdürümüzden bizzat bu konuda destek istedik. Yani en azından 2 hafta boyunca burada denetimleri hemen hemen her gün yapmalarını rica ettik. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Yani bu sürdürülebilirlik çok önemli. Şöyle doğru zaman. Şimdi tebliğlerde mesela yasaklarımız var. İşte atıyorum nedir? Zaman yasağı var. Zaman yasağı niye konulmuş? Her türünde ya zaman yasağı farklıdır. Bölgelere göre de farklılık gösterir bu. Bizim akademisyenlerimiz incelemiş. Sazan balığının Marmara bölgesinde hangi zamanda, hangi aylarda yavrulama yaptığını incelemişler ve 15 Mart ile 15 Haziran arasında yoğun yavrulama dönemi olduğu için yasaklama gereği duyulmuş. Bizim amatör balıkçılar olarak buna uymamız lazım. Bunun sen sportif yapsan bile artık bu tarihlerde biz bu balığı avlamıyoruz. Avlamıyoruz. Yine boy yasakları var. Mesela sazan balığına boy yasağı 40 santim koymuşlar. Yine akademik çalışmalar sonucunda anlaşılmış. Bir sazan balığı 40 santim olduğunda ancak yavru verir. Yani buradaki bu 40 santim yasağı da en azından bir balığa bir yavrulama şansı vermek. Yani bizim popülasyonu devam ettirebilmemiz için, bu sürdürülebilirliği sağlayabilmemiz için biz her tuttuğumuz balığa bir defa da olsa bir yavrulama şansı vermemiz lazım. Çünkü Bunlara sadece bir balık değil, değil mi efendim? Tabii. Yani bir Çarpan balık değil. etkisi de var. Şimdi binlerce yumurta Yumurta. bırakıyor. Bunun %1'i bile yaşama şansı bulsa bu ciddi manada bir rakam yapar. Onun için bizim amatör ya da sportif balıkçı dostlarımızın bu özellikle sürdürülebilirlik anlamında bu yasaklara, işte avlanma yöntemlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de bunu elimizden geldiği kadar organizasyonlar vasıtasıyla. Çünkü her zaman eğitim yazılı ya da şey olmuyor. Bazen böyle bu tarz organizasyonlarla da işte farkındalık yaratabiliyorsunuz. Onun için yani ben ya bizim zaten gönül dostlarımız ben buna uyduğuna inanıyorum. Ama bunu tabii ülke geneline yaymamız lazım. Sizlerin de aracılığıyla bunu işte bir eğitim anlamında, bilinçlendirme anlamında kamuoyuyla işte tüm Türkiye'ye duyurursak ne mutlu bize. Bu konuda size de ben çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalktınız, geldiniz.
ya bu tarz organizasyonlara da destek veriyorsunuz. Bu çok önemli. Yani şimdi buraya gelen buradaki organizasyonu görüyor ama sizin vasıtanızla ülkenin birçok yerinde bizim bu işe hevesli gönüllü dostlarımız bu organizasyondan haberdar olacaklar. Evet. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağlamış olduğunuz katkılar için ülkemizin amatör ota balıkçılığı noktasında daha iyi noktalara varması için çabalarınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı çok da çabalarınız var. Bunları da kamuoyu görüyor. Sizlere camia adına teşekkür ediyoruz efendim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi şimdi karınca en azından safın belli olur demiş. Biz de o karınca misali elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Becerebiliyorsak ne mutlu bize.